Merhaba arkadaşlar. Daha önce videosunu çekmiş olduğumuz kovanı kontrole geldik. Ana arısı vardı. Ana arısı yeni ana. Yeni çıkmış bir anaydı. Ben o ana hakkında anayı keserler ve erkek arıya giderler diye söylemiştim. Kovanımız burada. Şimdi açacağız. Yaklaşık 19'unda kontrol etmiştik. Yani anayı bırakmıştık. Bugün ayın biri mi oldu? 19-20. 12 gün oluyor. Bakalım 12 günde anarımız çiftleşti mi? Yumurtlayamaya başlamış mı? Yoksa kesmişler mi? Bir görelim. Evet, şimdi anayı bulalım önce. Anayı kesmişler mi? Günlük yumurta var mı? Hatta ana burada geziyor hala. Evet, şöyle çevireyim sana doğru. Arkadaşlar, ana arı burada. Hala dolaşıyor. Şimdi ana arı gayet güzel gözüküyor ve abi arka tarafını görebiliyor musun Orhan bilmiyorum ama arka tarafına sanki yumurtluyor gibi bir durum var. Bakın şu arka tarafını. Arka tarafını görebiliyor musun? Kıç kısmını. Sanki oradan yumurtlamış gibi geliyor da. Bakalım günlük yumurta var mı? Ben hemen şöyle müsaade edin şöyle bir bakıvereyim. Getir oradan şöyle. Bakın buralarda hep larvalar var. Sütlenmiş günlük yumurtalar var. Evet, günlük yumurtaları atmış larvalar. Gayet güzel. Bu kısımlarda hep yumurta var. Demek ki ben yanıldım. Evet, anarımızı da şuradan şöyle göstereyim. Arkasını görebiliyor musun abi? Ben şimdi ona bakıyorum. Daha dönmedi sana. Ben şimdi döndüm. Arkadaşlar bu ana arı o kadar da büyük değil gibi ama iyi ama yine de iyi. Bak görüyor musun? Gayet evet. Güzel gidiyor, geziyor evet. Yani. Evet. Yumurta alanı da bayağı iyi. Bayağı yumurtlamış. Arkadaşlar gözüktüğü gibi. Şimdi varova var mı? Şöyle bir bakacağım. Varovamız yok. Evet arkadaşlar ben yanıldım. Şunu tutabilir misin? İkinci çıtaya da bakayım. Arkadaşlar bu kovana herhangi bir yumurtalı şey vermedim. Çıta vermedim yani. Daha yeni açıyorum. Bakın günlük yumurtalar gözüküyor. Arı yoğunluğu azalmış. O yüzden artık yumurtladığı için bu kovana bir tane kapalı yavru takviyesi vermek lazım. Arıyı güçlendirmemiz lazım. Bakın buralarda hep şey var. Orhan bak buralara hep larva. Evet. İşte o larvaları hasta etmemek için tamam biraz takviye verirsek iyi olur. Bakın hep buralar hatta iki tane yumurtam var bir yerde. Yok. Tekmiş. Şey yapınca iki tane sandım da güneş ışığından iki tane gibi gözüktü bir taneymiş içlerinde. Gayet güzel arkadaşlar aramız. Yorumlarda arkadaşlar demişlerdi bazıları yumurtlar bir döllensin bir çiftleşsin yumurtlayacaktır demişlerdi. O arkadaşların dediği oldu. Şimdi gördüğünüz gibi bu iki çıta arımız yani toplamda bir çıta arı sayılabilir. Buna takviye vermemiz lazım Orhan ki güçlensin. Bu bizim yedek anamız olarak bizim çok işimize yarar. Tarih söyleyelim. Yorumlarda tarih söyle diye yazıyorlar. Arkadaşlar genelde tarihi söylemeye çalışıyorum.
Bugün biri miydi? Orhan. İkisi. İki mi? İki, 7. ayın ikisi arkadaşlar. 2019. Ha, 7. ayda ana üretilir mi diye sakın düşünmeyin. Çünkü ana arı her zaman bize lazım. Şimdi bu ana arıyla diyelim şurada bir 10 çıta kovanınız var. 9 çıta, 8 çıta güçlü bir kovanınız var. Anasını kestiler. 7. ayda, 8. ayda. Hiç ana üretmek için uğraşmayacaksınız. Yok meme yapmış falan. Keseceksiniz. Bütün memeleri temizleyeceksiniz. Bu 2 çıtalı, tek çıtalı ana arıyı alıp o 8 çıtaya aktaracaksınız. Böylece 7. ayda ya da 8. ayda taze anayla güçlü bir şekilde kışa girmiş olursunuz. Şimdi arkadaşlar, arkadaşımızın bir tanesi yorumlarda bana bir soru sordu. Diyor ki 8 çıtalı, 9 çıtalı arım var diyor ya da 10 çıtalı. Güçlü kovanıma diyor. Arıcı arkadaşımın bir tanesi geldi. Üstünde naylon vardı diyor. Kimisinde naylon vardı, kimisinde çuval vardı diyor. Geldi diyor, çuvalı aldı diyor. Kenara koydu diyor. Buna diyor çuval ve naylon koyma. Onun yerine kapağını, direkt kapağını ört dedi diyor. Bu şekilde. Arada ne naylon var ne çuval var diyor. Bunda bir sıkıntı olur mu diye bana soruyor. Arkadaşlar normalde kovanlarımızın şu kısmında, oran şu kısmında da gene deliklerimiz olur. Benimkilerde yok. Şu kısımda havalandırma deliği olur. Tamam mı? Şunda var abi. Ha, şunda var. Yazın mesela çok sıcak havalarda içerisi havalanmış olacak. Sirkülasyon. Evet, sirkülasyon olacak. Ama şu riski de var. Ben yaylaya götürdüm. Yaylada geceleri biraz soğuk oluyor şimdilik. Sirkülasyon olduğunu düşündüğünüz zaman arı üşür. Gündüz çok sıcak, akşam oldu mu soğuk olacak ve rüzgar olacak yani içeride. Ceyran olacak. İnsan ceyranın önünde yatabilir mi? Yatamaz. Şimdi ceyran olduğu için sıkıntı olabilir. Bakın tam emin değilim ama ceyran olduğu için sıkıntı olabilir. Onun yerine yine naylonunuzu koyun. Yine buraya naylonunuzu koyun. Çünkü alt tarafı açmanız gerekiyor. Şimdi plastik kovan kullanıyorsanız alt tarafta plastikin altını kaldırın, havalandırmayı alt taraftan yapsın. Propolis üretmek için propolis tuzağını buraya koyuyorsunuz. Ve bunu naylonu kaldırıyorsunuz. Propolis tuzağını koyduğunuz zaman üstüne de kapağınızı koyuyorsunuz. Şimdi aynı şeye geliyoruz. Arı ne yapıyor? O propolis tuzağını kapatıyor. Neden kapatıyor arı? Çünkü içeride bir sirkülasyon var. İstemiyor sirkülasyon olmasını. Ceyran olmasını istemiyor. O yüzden yukarıdaki propolis tuzağını kapatıyorlar. Hava almasın diye yukarıya doğru. Buradan şu sonuca varabiliriz. Demek ki arı ne istiyor? Yukarıdan hava almasını istemiyor arkadaşlar. Alttan alabilir. Sıkıntı yok altta. Altta böyle serin hava gelebilir. Yukarıya havalandırır. Ama arada ceyran olursa rahatsız oluyor arı.